Merhabalar, bugünkü aracımız 2005 model Porsche Cayenne. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili birkaç detay var. Öncelikle aracın orijinal CD radyoyu yuvadan ayırdık. Oluşan boşlukları kaplayan özel piyano bilek bir çerçevemiz var. Parlak siyah kaplama. Aracın hatlarına birebir uyumlu. İç standardı da 9 inç cihazımızı fit kaplar nitelikte. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Kullandığımız bir özel interfeys var. Direksiyon simidinin üzerinde bulunan 8 fonksiyonu tuşun 8'inde cihaz önünde çalışıyor. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vitesi aldığımız zaman kameramız otomatik devreye giriyor. Boşa da ileri vitesi aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2005 miydi lan? 5. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2005 model Porsche Cayenne. 9 inç cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırarak montajı tamamlamış olduk. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle şöyle bir arayüz sizi karşılıyor. Bu arayüzünde değişik seçeneklerini tema kısmından değiştirebiliyorsunuz. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Kablosuz çalışıyor. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kumandalarının çalışma prensibini gösterelim ya da YouTube müzik. Ses açma, ses kısma, komple ses kısma, şarkı geçişleri ileri ya da geri sorunsuz çalışıyor. Çağrı geldiği zaman da telefon açma ve telefon kapama tuşları da çalışıyor. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunan cihazımız her iki akıllı telefondan da ekran yansıtmayı kablosuz yapıyor. Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilen istasyon hafızalarını bu şekilde kayıt altına alabiliyoruz. Yine direksiyon kumandaları burada da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. İleri geri tuşları, ses açma kapama. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. GPS üzerinden çalışan offline navigasyon, cihaza internet paylaştığı zaman Play Store'dan kurulmuş ya da kurulacak Google haritalar ya da farklı uygulamalar. 3. tür navigasyonda Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını kullanmış olacak kullanıcı. Far duyarlılığı da gece ve gündüz modlarda sorunsuz bir şekilde çalışıyor sistemde. Cihazımızda 2 adet USB var. Torpido içerisinde bıraktık bu USB'leri. İlgili ikon vasıtasıyla USB üzerindeki müziklere, ilgili ikon vasıtasıyla da USB'deki videolara kullanıcı erişmiş olacak. Cihazımız DSP müzik işleme yeteneğine sahip. İlgili kısımdan bütün ayarlar yapılabiliyor. Hesap altyapısı bu ilgili kısımdan yapılıyor. İnternet paylaştırıldığı zaman Play Store'dan kurulmuş ya da kurulacak YouTube ya da birçok uygulamaya da erişim sağlamış olacak. Cihazımız bu işlemler yaparken hangi donanımda çalışıyor ondan bahsedelim. Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS18 platformumuz Cortex-A55 işlemci kullanıyor 1.6 GHz hızında 4 GB RAM 64 GB dahili hafızası var. 1280x720'de kapasitif IPS ekran sahip. IPS ekran kullanıcılara günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o hissiyatı veriyor. Ve aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmamış oluyor. Aracımız 2005 model Porsche Cayenne. Yeni nesil Android işletim sistemli cihazımızı entegre etmiş olduk.